Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu arkadaşlar niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımız bugün. Hep birlikte dinleyelim. Öncelikle hayırlı Ramazanlar arkadaşlar herkese. Ee, gönlünüzden sınandığınız bir konu var ise bu bir kolektif falı. Ya, uyanlar sizin uymayanlar evrenin olsun diye niyetlenin. Tabi ki de hepimizin sınavı oluyor. Hepimizin yaraları oluyor. Senin yüreğindeki de yara mıdır diye küçümseyemeyiz. Kimsenin kendi yarınızı küçümsemesine izin vermeyin. Ee, bunun dışında ben e, neyse halimiz o çıksın falımızda diye fincanı açıyorum ve başta size de göstererek yorumluyorum. Geçmiş tarafımızdan varsa bir enerji de onu da dile getiriyorum ama kimse geçmişini öğrenmek için fal baktırmaz demiş bir arkadaşımız. Çok doğru. Burada son zamanlarda Hala devam eden etkisi varsa olanlar yansır. Bunu da söyleyeyim sizlere. Şimdi burada gidecek olduğunuz bir iki defa yol çıkmış. Bu da yaz aylarına tekabül ediyor. Şimdi Mayıs sonu Haziran'ı bulur. İki defa gidilecek. ikisi de önce gidecek olmayacak. ikinci gittiğinde olacak gibi vermiş açıkçası. Evet neyse halimiz o çıksın falımıza dedikten sonra arkadaşlar. Şimdi sizlere de gösteriyor olacağım. Şimdi şöyle bakın zaten çok güzel bir ay doğmuş değil mi? Klasik fal bakıcılar vardır ya. Aa ay doğmuş, üç vakte yolun var, beş vakte kuş gelmiş gibi. Bu hakikaten böyle bir ay doğmuşluk var ve de hanenin tam ortasıyla alakalı bir e, şey yaşanmış burada. Belli ki yüreğinizi aile fertleriyle alakalı bir konudan dolayı hmm, ne diyelim? Sınanmışsınız diyebiliriz. Şimdi bu geçmişte hani iki kişinin birbirleriyle yaklaşması ama birinin benim başımda bir evlat var diyor. Böyle bir evladı düşünüyor. bu nedir? şimdi evlenmiş, boşanmış ya da zaten boşanmak üzere olan bir kişi ve siz karşılıklısınız. Ama kişinin kafasında bir küçük küçük var. Yani şurada aslında iki kişi var burada böyle. Uzamış burada bir kişi. Siz tabii ki de gelecek çizmek istiyorsunuz. Ama bu kişi size netlik vermiyor. Bir koç kapaşı gibi çıkmış. Bir şey adadığınız adağınız çıkmış burada arkadaşlar. Sanki ben bu yola gideyim. Şuradan şunu yapayım. Eğer bu da böyle olursa şunu yapacağım diye adak dilemişsiniz. Bir adaklarınız var. Bir yol konuşması sonrasında adak çıkıyor. Şimdi bu kişi arkadaşlar bu çocuğunu sırtında taşıyan kişi. Geçmişe bakıyor. Siz ise geleceğe bakıyorsunuz. Size göre siz ikiniz gelecek kurabilirsiniz karşı tarafa göre kurabilirdik ama bir ortadaki o sorumluluğum olmasaydı. Yani sanki bir şeyi o sorumluluğunu daha doğrusu bahane ederek ya da o problem olabilir belki de sizin için. Bilemedim arkadaşlar. Ama hani kişisi özgür bir şekilde "Aa ben geldim." de onu görüyorum. Haricinde şöyle söylemek isterim. Ee, siz kendi hayatınızı kurmak istediğiniz noktada yine bakın yine burada <laughs> şimdi siz gelecek görmek istiyorsunuz artık kesin konuş davran diyorsunuz yani biz ve sen ve ben ikimizin geleceği var mı yok mu bir belli et rengini der gibisiniz. Bunun dışında e, kesinlikle karşı taraf geçmişteki bir meselesini kapatamamış kapanmıyor yani. Şurada sizi yine dönüp dolaşıp ikinizi karşılıklı görüyorum. Kişinin arkasındakine bakın. O çocuk onun, o evlat onun, o boşanamadığı eş onun daha. Yani onun sorunu var. Ne diyebiliriz buraya? Düşünün sizin ortaklık kurmak istiyor. İş olarak bakarsak bu kişiye. E geçmişteki ortaklığından gelen hala borcu var. Yani sizin istiyor imkanları, şartları var ama mecburiyeti de var. O da o mecburiyetle bir şekilde geçmişinden gelen bir Mecburiyet olarak yansıyor arkadaşlar. Bunun mücadelesi verilmiş burada. Ha nedir? Evlisinizdir, kayınvalidenizdir. Geçmişten beri var bu zaten. Yani hani atsa atılmaz, satsa satılmaz tadında birisi onun için. Bir sorumluluğu annesi yaşta atsın mı, babası yaşlı atsın mı gibi bir şey yani. Hani bunun mücadelesi gidiyor arkadaşlar. Bir süre daha. Yazın yaz, <laughs> bikini gördüm buradan. <laughs> Yazın yaz tatil niyetine mi var, var böyle bir ne zaman deseniz bana Mayıs sonunda böyle hayalinde bikini görüyorum. Yani bu kadın da erkek de olsanız yazın. Mayıs ayında bir tatil konuşması, tatil düşüncesi düşünülebilir. Ki çok alakasız yerde bir tane bikini var. O kadar. <laughs> temiz de anlasın. Yani dün giderseniz düşünceleriniz de var. Bu temiz gidilir diyebilirim. Bakın arkadaşlar sizin bu kişiyle alakalı altta ikinizin de gerçekten şey gibi evlisiniz. Bakın evli olduğunuzu düşünelim sizin. Bu evli arkadaşlarım. Birisi geleceğe yöneltiyor kendisini. Birisi geçmişe hala çekişme halleri burada devam ediyor. Burada karşılıklısınız ama bu kişinin arkasında şu kişi var. Burada da bakın birisi buraya gidiyor. Birisi hala burada yani. Onun basamak basamak aşması gereken geçmişten bazı şeyleri kapatması gerekiyor. Özellikle Nisan ayınızda böyle geçecek dedi. Mayıs ayına geldiğim zaman ise bir görsel var. Hani hallettik. Biraz daha rahatlamışsınız. Evet. Hani ay işin burada doğuyor ya açıkçası. İşin içine ay bu kısımda gelmiş. Haricinde arkadaşlar bir parasal bir mevzuda Mayıs ayını kapsıyor. Sanki <laughs> ha, bu arada Allah alsak da mı tatile gitsek demiş şey olabilirsiniz. Bilemiyorum bu bikini çok alakasız bir yerde. Parayla alakalı baktığım zaman sizin Mayıs ayında parayla alakalı Mücadeleleriniz olacak. Bu mücadeleler arkadaşlar net bir şekilde ee, Şöyle Bu mücadele sizin için Mayıs'ta parasal bir konuya dönecek. Siz Mayıs ayında bu bayramda seyranda gidilmişle alakalı bir konuşma sonrasında Bir miras, bir dava, bir parasal mevzuyu Hani bayram sonrası işe başlayacağım, bayram sonrası terfi alacağım, bayramdan sonra şunu yapacağım dediğiniz bir şey olabilir. Bununla alakalı olarak arkadaşlar, hmm, net bir şekilde yani görüyorum bunu. Hmm. Evet, daha temiz sonuçlar vereceksiniz ama. Ee, baktığımda hayalleriniz var. Parasal meselelerle alakalı kaygılarınız var. Çok güzel bir güneş doğmuş tepenizde duruyor. Sanki siz bu bayramdan sonra aman ne yapacağız ki yine konuşulacak eyvah bir aradayız gibi evham yapacaksınız ama tam tepenizde güneş doğmuş. Keza Mayıs ayınızı temiz vermiş. Haziran ayında resmen bir böyle 3 e, kişilik kişinin 3 kişilik yuvanın 3 kişilik tepenin tepenin üstünde 3 kişi var bilemedim. Bu zorluk çektiğiniz olayla ilgili aile fertleridir evlattır. Karı koca evlattır, çekirdek ailedir bilemedim. Ama böyle merdiven merdiven çıkılmış bir e, resmen şurada birbirlerine sarılmışlar böyle canım kardeşim edasında, canım ailem edasında bir bütünlük var. Ve bu basamaklar çıkmış yani Mayıs ayındaki temiz olacak sonuçlar Haziran ayında sizi bir paranın üstüne çıkartıp diyor ki ha aferin biz aldık helal olsun bize süper yani biz haziran ayında bir şey başarmışlığınız olacak arkadaşlar bilginiz olsun neyi başarmıştık işte bu mayıs ayında gidip de kaygılandığınız konuyla alakalı parasal konuyu parasal bir konuyu atanırsınız sahiliniz çıkar işten çıkarsınız yeni bir işe girersiniz yani orada bir bir şey kutlayacak bir şey başaracak ve uzayıp gitmiş bir konuyla alakalı arkadaşlar bir şeyden ettik kazandıracaksınız bir zirve var orada bir yukarıya çıkıştan sonrasında oh be hali var Düşünün dağ bayır çıkıyorsunuz. Orada bir tane şezlong gibi bir yer böyle. Yalnız mı bitinden sonra şezlong örneğin de. Yok ben de bir şezlong demeyelim de. Bir bank diyelim. Bir, balkon kenarı bir yerde oturmuşsunuz. Böyle bir şeyde oturup. Üçünüz birbirinize sarılıyorsunuz. Bir alanda yani orası. Bak çıktık hallettik gördün mü diyorsunuz gibi. Şimdi etrafınızda çok fazla insan var bu bir. E, çok fazla göze gelen bir yapınız var bu iki. Yapacağınız anlaşmalar ya da özellikle ailesel konular burada tekrardan mesela Kurban Bayramına doğru da yine hani şurada Ramazan Bayramı da halledilecek bir konu aydınlanacak bir konu üç kişinin birbirine tamam oldu hallettik dediği bir konu özellikle Temmuz ayında tekrardan gündeme geliyor Temmuzun ortası gibi bunu ne demektir Kurban Bayramı tekabül ediyor yani ailesel neyzipleriniz bir bayramda mecbur kalıp da bir şey gündeme gelebilir bir laf duyabilirsiniz onunla ilgili bazı şeyler aldığınız için kararı aldığınız için üç kişilik bir kutlama haliniz vardır ama onun dışında kurban bayramı için net söyleyeyim tekrardan size şey hali var yani bu, bu anlamda sizi güzel diyeyim ama bir kalabalık diyeyim sonra sizin adınıza temiz diyeyim ama pi rakamı da görüyorum. Sayısal değeri olan konular konuşulacak diyebilirim açıkçası. Şimdi çizginiz Allah'tan ki çizip gerçekten siz etliye sütliye karışmayan ama hani ağzımızın tadı kaçmasın diyen bir yapınız var. Hani özellikle çizgiyi çizeceksiniz. Hani halayla görüşmemek gerekiyorsa görüşmeyeceksiniz. Ama özellikle kurban bayramı sonrasında bazı şeyler oturacak taşlar diyebilirim. İşle alakalı olarak kalabalıkta olduğunuzu görüyorum. Bu kalabalığın adınıza boş laf yapacağı çıkmış. Ama siz burada iki kişiden destek alıp yolunuza net devam edeceksiniz arkadaşlar. Dedikodunuz yapılacak. Buna dikkatli ol diyor bu fal size. Nedir bu dedikodu? Ee, aa şu şunlaymış bu bu kadar maaş almış. Bu da zaten torpille bunu yapmış. Oysa ki sizin burada emek verdiğiniz çıkmış. işte torpille olduğunu düşünecekler olabilir. Özellikle yaz döneminde de şu kişi arkasını dönmüş olarak çıkıyor size. Siz ise böyle önüme doğru giderim ben hiç de bakmam dediğinizi görüyorum. Yani bir arkadaş bir iş arkadaşı diyelim ona biz. Bu anlamda sizi biraz şey yapabilir. Hmm, ne yapabilir? Arkanızdan iş çevirecek ve arkanızı dönecek yani gibi laflar çünkü olduktan sonra mı dönüyor bilemedim. Siz çok takılmayacaksınız net ilerlediğinizi görüyorum. Bununla alakalı olarak gördüğüm güneş gözlüğü takmış bir insan var burada. Şaşırıyor sadece bu duruma. Ee, güneş gözlüğü dedim kemik gözlük olabilir, kalın gözlük olabilir. Yani o yüzden güneş gözlüğü olarak görüyorumdur. İki kişi konuşacak sonrasında bir laf iki İki kişi çıktığınız yolda birisi arkanızda bir dönebilir bilginiz olsun. Ama sizin burada şahlandığınız çıkmış. Biri de izliyor sadece. Haricinde aşk tarafına baktığım zaman... Sizin çok sanki böyle ödemeniz gereken bir kredi varmış. O borcu artık yazın kapatıyoruz bitiriyoruz diyorsunuz. Sonrasında bir halle böyle rahatlama söz konusu. Zaten şurada gördüğünüz üzere birbirleriyle öpüşen bir çift durumu var. Ve burada Yunus balığı gibi çıkmış. Zincirimiz devam ediyor. Kısmetli bir insansınız bu bir. Ee, bu para dediğiniz konu haziran sonunda biter ve resmen burada birbirlerine sarılıp hallettik mi bunu aldık mı biz bunu şimdi ödedik mi? Kurtulduk mu bundan diye seviniyorsunuz? rutin tertemiz gidiyor. En aydınlık veren bana bu falda açıkçası aşk. Evlilik haneniz. İşte çünkü birileri var belli ki dedikodu yapacak. Hani Haziran temiz de Temmuz bana tekrar karışık verdiği için diyorum ki Kurban Bayramı'nda hayır olsun inşallah. Bir kalabalık konuşmalar var çünkü burada. Ha sonrası temiz ama yine de sinek küçüktür ama mide bulandırır tadında bir şeyler konuşacakmışsınız gibi çıkmış. Tabii ben bu falda ne gördüysem onu aktarmaya çalıştım arkadaşlar size. İnşallah Tez vakitte size uyanlar sizin olsun diyorum. Evrene doğru mesajları doğru enerjiyi göndermek burada önemli olan. Niyetlenirken de öyle arkadaşlar. Sürekli beni izleyen arkadaşlarımı da bu da bir e, ne diyelim ona kopya olsun. Yani gerçekten de evrene doğru mesajı göndermek her zaman çok önemlidir. Ben de astroloji eğitim başladığında beri bazı aydınlanmalar diyelim ona farkındalığının artması diyelim ona. Bir şey bilmiyorum ama sizinle mutlaka buralarda paylaşıyor olacağım. Ee, yeni edindiğim ve öğrendiğim ve herkese şifa olması gerekiyor diye düşündüğüm bilgileri mutlaka burada sizinle de paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Şimdi evrene doğru enerjiyi gönderemiyor oluşumuzu keşfettiğimden beri de sizlerle bunu paylaşıyorum biliyorsunuz ki. Çünkü ben de yapıyordum bir şey isterken ihtimal doğrultusunda istiyordum. Şimdi daha kendinden emin isteklerim var ve önün asla bir locaş koymuyorum. E biliyorum ki şartlar olgunlaşıp bana onu getirecek. Siz de onu öyle yapın. Bir şey istiyorsanız, niyetlendiğiniz, şartlarınızın olgunlaşması için, onu size ulaşabilmesi için ona giden bütün yolları önce açmak. Biz yanlış dualar ediyormuşuz arkadaşlar. Gerçekten bize dua etmeyi yanlış öğretmişler. Yani dilemeyi yanlış öğretmişler, istemeyi o yüzden e, blokajlamayın her zaman bunu söylemeye de devam edeceğim. Herkes şifa bulsun. Ramazan ayındayız. E, tabii ki de buna bir sürü fikir, düşünceler var. Ben kolektif adına niyetleniyorum arkadaşlar. E, Birebir şahsınıza ait düşünüp, m, hani o enerji meselesi biraz. Herkese hayırlı bir Ramazan diliyorum her şeyden önce. Hepimizin farklı bakış açıları var. E ee, bu anlamda bunu yapmaya devam edeceğim. Şimdi altta bir birçok yorumlarda gelecektir bununla alakalı olarak da. Yani yapmaya devam edeceğimi bil, bilmeliler. Bir de insanlar eleştiriliyorlar mı, yargılıyorlar mı, bu ikisini karıştırıyorlar. Hatta bazen suçluyorlar bile. Eleştirdiklerini sanıp dolayısıyla çok takılmıyorum artık. Yani bu anlamda eleştirileri, önerileri her zaman biliyorsunuz ruhum, kalbim açık, her zaman açık biriyimdir. Ama bunu karıştıran arkadaşları gerçekten önemsemiyorum. Şimdi her bakım sonrasındaki yapmış olduğum sohbeti de karşılıklı olduğumuz için yapıyorum. Yani ben size mutfağınızda kahve içtim, sizin falınıza bakmıştım da şimdi sohbet kısmındaymışım gibi hissetmek bana aslında burada beni besleyen duygu. Bu kadar falımın sonuna gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Her zaman söylüyorum sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Ve de kesinlikle kapılarımız kapanmışsa varsa umutsuzluğa düştüğümüz nokta bilin ki açılacaklar arkadaşlar. Ve de her zaman söylediğim gibi kimseye dua beddua etmeyin. Bedduanın negatif enerjisini evrene yollayın arkadaşlar evrene. O 9-18 sene içerisinde dönüp dolaşıyor buluyor kişiyi. Biz şahit olamasak da bilin ki o bunu yaşamadan bu dünyadan görüşmeyecek. Bu da çok değerli bir durum gerçekten. Benim için çok kıymetli. Ben hiçbir zaman herkes kalbin ekmeğini yesin derim. Çünkü bilirim ki bir insan kalbinde neyi biriktiriyorsa, neyi barındırıyorsa, neyi büyüttüyse onu paylaşabiliyor yanındakilerle. Ne acı kendisi de yaşayacak. Yaşattığı ne varsa aslında bunu keşke idrak etse insanlar. Bugünlük bizden bu kadar. Arkadaşlar sohbetimizin sonuna geldik. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. E, herkes kalbinin ekmeğini yesin diyorum. Bugünlük bizden bu kadar dedim. Biz siz kaç kişisiniz ki acaba diye düşünmesi bir kelime olduğunu düşündüm. Yani sohbet halinde olduğumuz için sizleri de dahil ettim. Sohbetimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki açımda görüşmek üzere. O zamana kadar arkadaşlar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.